Bu arada dağ çileği burada var ama kurumuş gibi sanki. Bakıyorum. Ha evet. Yani geç kalınmış bir hamle benim adıma. O zaman ama artık kurumuş.
Çam çayım. Dediğim gibi bunda bir tat yok. Sadece çok güzel bir koku var. Yani çam ormanına girdiğinizde aldığınız o kokuyu bundan alabiliyorsunuz. O yüzden ben de bunu seviyorum. Tabi bu arada C vitamini kaynağıdır. Az önce ne içtim? Az önce de dağ çileği vardı. Onu içtim. Yine böyle sıcak suyun içerisine koydum. Çok güzel oldu. Onda biraz daha tat var. Kurumuş olmasına rağmen biraz daha tat var. Fakat bunun için aynı şeyi söyleyemem. Bunun kokusu yoğun. Onun tadı biraz daha işte bir nebze daha fazla diyebilirim. İçerisine atıyorum. Sıkıyorum özünü verebilmesi için. Şöyle. Ve harika. Artık içebilirim. İşte doğaya çay getirmiyorum. Evden çay getirmiyorum. Çevremde ne varsa onun özünü kullanarak çayımı içebilirim. Yani çay doğadan. Şimdi güzel oldu. Daha güzel oldu. Yoğun bir koku ve biraz da tat. Biraz iğneler batarak, yüzüme batarak içiyorum ama hiç sorun değil. Afiyet olsun. Yanımda getirdiğim şey çerez olarak fıstık.
çekimlerin çoğunda konuşmuyorum. Yani fazla diyalog girmemeye çalışıyorum kamerayla. Bunun nedeni geldiğim yerde yapılan iş, yani senaryo neyse ona izleyicinin odaklanması ve doğanın sesini dinlemesi izleyicinin. Konuşmuyor olmam nedeni temelde bu. Arada küçük bilgiler veriyorum. Ama yani genelde izleyicinin bana değil yapılan işe öykü, senaryo orada neyse ona odaklanması benim beklentimdir. Ve bu daha huzur verir. Çünkü ben buraya geldiğimde kendim doğaya odaklanıyorum, çevreye odaklanıyorum. İzleyicinin de öyle düşündüğünü düşünüyorum. Duruma öyle baktığını düşünüyorum daha doğrusu.